Kız bana bak Fülya. Mısın nesin? Tamam mı? Kendi kendine ortada dansöz gibi. Dansöz senden daha kaliteli. Konsomatris olaraktan böyle gezip ortalığı karıştırıyorsun. Tamam mı? Sen kendini çok mu akıllı zannediyorsun? He? Çok mu akıllı zannediyorsun kendini? Hayırdır? Ben senden daha akıllıyım. Sen kimsin ki benim yanımda? He? Dangalak. Bununla görüşme, onunla görüşme. Mi 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 mi. Ayol Zeynep benle görürse ne olacak, görüşmese ne olacak? Hayırdır? Veya sen benimle görüşsen ne olacak? Görüşmesen ne olacak? Ulan dua edin ki ben siz ikinizle görüşüyorum. Aa! Bu da kendini gerçekten yani ben yıllardır mıncımı yırtıyorum burada. Fenomen olamadım. İki saç boya yakmayla diğeri paylaşımlarla ne zannediyorsun sen kendini? Siboş yanlış yaptın. Neye yanlış yapacağım? Yapsam ki sana ne? Aa, görüyorsunuz değil mi efendim? Oradan oraya haber uçuran sensin. Kendini burada bu şarım bile senden daha değerli. Fulya mısın nesin? Daha düne kadar Zeynep'le aranızda ne vardı kız? Onu görünce cin görmüş gibi oluyorum diyordum bana. Şimdi ne oldu? Ne oldu? Çok mu ışık var, göremiyor musunuz? Öyle mi? Bir kapatayım bari şurayı. Ha, şu an iyi herhalde. Yorumları da görüyorum. Vallahi benim kendimden kompleksim yok. Ben her türlü çıkıyorum ekranlara. Gerek makyajlı, gerek makyajsız. Sen kendine bak. Saçını boyadın. Kaç kere boyadın? Ben bir defasında bu rengi getirdim. Sen kendine bak. Sen kendin kompleksisin. Ben değilim. Bir de lafçısın. Lafçı. Lafçı Adana'da, Adanalılar Adana tabirinde iyi bilirler. Heh. Sen kendine bak. Oğlum da diyemeyeceğim, kızım da diyemeyeceğim ben buna. Bu kim ki ben buna muhatap olayım? Kim? Göremiyorum bu sefer yorumları. Hay kız. Görüyorsunuz efendim. Aa, kalkıyor bana böyle böyle. Yok onlar niye görüştünüz? Onlar görüşmedi. Ulan düne kadar daha sen. Nerede? Nerede canım?
Bana bildirim düşmedi mi? Gel buraya. Gel. Gel kızım. Yok bana şey bildirim düşmedi. Uğur'un. Belki de takip etmiyorum ondan dolayı. Arkadaşım düşmedi diyorum, düşmedi. Ben ne yapayım? Kim var başka orada? Kim var? Söyle. Kim var? Gel Zümrüt, gel. Dediğim kadar varmış. Sen benim gibisin bak, çok zeki bir kadınsın. Dediğin ortaya çıkıyor. Abu Fulya'yla o Zeynep. Fulya çok şey. Demek ki senin gözün var Roy'da ki sen gocundun. Bir de yani ha tamam Zümrüt'ü anlıyorum. Zümrüt geliyor gene konuşmasını yapıyor. Yemek yapacağım diyor. Köpekleri dışarıya çıkartacağım diyor. Veya diyor spora gideceğim diyor. Onu anlıyorum. E sen burada saatler boyunca benim konuğum ki ne? Fulya. Dakikada bir kapatıyorsun. Kime rapor veriyorsun? Hayırdır? Ne ayaksın? Sen 40 ayaksan ben 80 ayağım. Benimle baş edemezsin sen. Kültürlüymüş. Birkaç tane lisan biliyormuş. Git kültürünü doğum evinde zürevi hastalıkları hastanesinde yaptır. Bakalım ne çıkacak sonucu kültürün. Kültür sadece burada geçmiyor. Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi'nde. Aa, kız Zümrüt, Roy'la konuştum diyerekten şey yaptı. İkisi bana düşman oldu. Zeynep'le ikisi. E bana ne? İstediğim kişiyle konuşurum ben. Kimseyi alakadar etmez. Kimseyi ilgilendirmez. Kimseyi enteresan etmez. İşim gücüm yok. Bununla uğraşacağım. Çek Zümrüt Asolist'im. Herhalde. Kızıl Şengül de bunu sevmiyor. Bakma benim hatırıma. Şengül de beni ikimizi kandırmadı mı? Ha şu oturduğum koltuğa varana kadar. Kamyonet yolda. Atın koltuklarınızı. Evinizdeki eşyaları. Kamyonet parasını, nakliyat parasını ödedim. Gelmek üzere. Allah'tan ki atmamışız. Aurora orada oynayacak. Tam orada evraklar var kızım. Şöyle geç kızım. Şöyle geç. Ama olmaz. Yırtılırsa olmaz anne. Hadi gel. Şu bu tarafa geç. Hadi gel. Sen akıllısın. Kurban olsun anne sana. La la lay 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 la la lay. Lay la la lay. Lay la la lay. Evet doğru söylüyorsun. Bu ne ya? Senin bir sorunun varsa bir kişiyle
Sen beni yönlendiremezsin. Ben istediğimi alenen yapıyorum ben. Yayınımı. Tanıdığım olursa tabii ki alırım, dinlerim. Ama dinlemede kalırım. Ama sen onunla görüş. Zümrüt'ün dediği gibi. Onunla konuşma, bunu engelle, şunu engelle, bununla muhatap olma. Nedir ya? Eğer bilmiyorum Zümrüt müsaitse, çünkü rahatsız diş tedavisine gidip geliyor. Eğer al beni derse oradan alttan yazsın. Genel olaraktan konuşsun. Yani. Ben şurada mücadele ediyorum. Şurada otururken dahi yorumlar yukarıya doğru çıkmıyor. Akış olmuyor. Eğiliyorum. Yarın bir gün kambur olursam Allah korusun. Hülya? Sen mi yoksa Zeynep Hanım mı bana şey yapacak? Yapmayın. Senin onunla aran kötüyse baktın ki Zümrüt'le, misal, Zümrüt'le aran kötüyse, Zümrüt benim konuğumsa, çık, diskalifiye ol, izleme. Kimseyi de beni yönlendiremez. Bak Zümrüt her zaman söylüyor. Sibel Baysal diyor, usta yayıncıdır diyor. Ben neyin ne olduğunu ben çok iyi biliyorum. Peki şunu soracağım. Zeynep hanımefendi ile cezaevinden telefonla görüştüğümüzde bana dedi mi? Yattığım cezaevi belli. Elmadağ. Veya sen dedin mi? Bir şeye ihtiyacın var mı? Gene o gıcık benim aramı bozmak istediğiniz Feride bana yazdı. Ha Feride bana para gönderdi mi? Hayır göndermedi. Çünkü talep etmedim. Param vardı. Ama yazdı. Bak Sibel'cim dedi. Bir ihtiyacın olsun diye dedi. Mencon da havalarda dedi bana Feride. Hayırdır dedi ne oldu dedi. Ben sadece bir ihtiyacım var mı yok mu diyerekten yazdım dedi. Siz gelmişsiniz burada. Ulan Fulya en çok sana kızıyorum. Zeynep taraftarı oluyorsun burada. Bir daha seninle konuşmayacak mı Zeynep? Konuşmasın. Yoluna kırmızı halı mı sereyim? Konuşsa ne olacak, konuşmasa ne olacak? Veya sen benimle konuşsan ne olacak, konuşmasan ne olacak? Siz dua edin ki ben sizle konuştum. Bu saatten sonra da. Hadi, naş. Yeter ulan. O onunla küser. Arkadaşım ben sosyal medya
uzmanıyım. Bırakın fenomenliği. Tanıdığım kişi olursa konuk olaraktan alırım. Konuşur. Ben susarım. Siz ortalığı karıştırıyorsunuz ikiniz. Başta sen. Diğeri de paylaşımlar yapıyor. O paylaşımlar güvenlik şubelere gidiyor. Haberi yok ahman. Xanax hanımefendinin. O zannediyor ki ben paylaşımları yapıyorum da. Kimse beni görmüyor. Şudur budur. Sen zaten Bakırköy seni bile kabul etmiyor. Fulya mısın nesin? Git başından. Uğraşamam seninle. Hadi. İki kelimeyi bir kelime arasına getirmeyen. Bir de kültürlüyüm diyorsun. Kim doldurdu? Çok üzüldüm, çok. Mendil gönder. Mendil gönderin de efendim. Çok üzüldüm gerçekten. Fulya'yla Zeynep benimle konuşmayacak ya. Gidin işinize bakın, benimle uğraşmayın hadi. Kız dağıttın, yastığımı yırttın. Paramparça ettin yastığımı. Git su iç hadi git. Su iç. Gel yanıma. Gel de güzelliğini görsünler. Gel 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 gel. Kurban olsun anne sana. Gel. Vallahi kızım her şeyle oynayabilir. Dağıtabilir, koltukta yiyebilir, çekyata yiyebilir. Her yerde çişini yapabilir. Annesiyim, temizliyorum. Herhalde ki. Ben her zaman söylüyorum arkadaşlar. Roy her ne kadar uzakta olmuş olsa dahi hanımefendi de uzakta. Tamam mı? Şimdi benim Roy'u sevmem kalitesinden, Dobra açıklamalarından. Az önce ben bundan saat birkaç saat önce girdim. Ondan sonra şey vardı, bizim solist Armağan Tutku vardı, Uğur vardı. Biraz böyle merhabalar dedim, çıktım, ondan sonra TikTok'a gittim. Yani ben Şengül'ü seviyorum, Şengül'le ben yayın açmak istiyorum. Onun dışında yani, girdim Roy'un yayınına girdim, Armağan vardı, Tutku. Şey de vardı, neydi? Uğur. Bilmiyorum ki Şengül'ü de mi doldurdular acaba Linda? Bana karşı. Bu Zeynep'le Fulya. Onlar da mı kötü ettiler beni? Acaba anlamadım vallahi. Vallahi Şengül de onlara uyarsa Şengül de beni kaybeder. Şimdi yayınında yayın açar. O kim ki der. Onları tutarsa benim için de kim o Sibel Baysal derse o zaman film kopar. Bunu da buradan söyleyeyim.
Melisa için dediğini hayatta Melisa yalan konuşmaz. Asla. Ben yalan konuşurum, Melisa konuşmaz. Zeynep, bak burada ben konuyu sadece özelden Maysal'a yazdım. Benim inanıp inanmama önemli değil. Ben zaten böyle şeylere alınmam, şey yapmam. Sadece özelden yazdım. Hatta dedim ki yayında bu konunun açıklanmasına gerek yok. Millete malzeme vermeye de gerek yok. Biz dostuz dedik. Bak sen demişsin işte bu Zeynep misin? Sen buradasın, izliyorsun. İnsanların da tepkisine geliyorlar. Sen burada izliyorsun. Melisa yalan mı söyleyecek? Melisa benim 30 senelik arkadaşım. Roy'la da muhabbete girmiş. Melisa'ya madilik yapmama rağmen helikopterle Londra'ya uçtuk ya. Orada bile gene demişti Mer Baysal'ı ben. Yani çünkü huyumu biliyor. Ama Zeynep demek ki böyle bir şey var ki Melisa yalan konuşmaz. İnkar ettin. Tamam, etiketleyin Melisa'yı ya. Ben de buna ses kaydı bırakayım. Melisa şu an ben yayındayım. Müsaitsen gel canım. 18.55 Sibel Baysal. Madde bir şey yok. Gelirsen müsaitsen gel. Müsait değilsen tabii ki gelemezsin. Ay efendim, görüyorsunuz değil mi? Başıma neler geliyor bu. Fulya ile o şey. Zeynep. Fulya Zeynep'i şey yapıyor. Tamam da Roya Taniz olmamış olsa. Bakınız efendim. Zeynep. Bak ben de hastayım. Ben de hastayım. Ben de psikolojik ilaçlar kullanıyorum doktor. Kontrolünde. Artı raporuma. Bir günden bir güne ben kimsenin kalbini kırdım mı? Bana çatanlara ne yaptım? Ben de çattım. Ettim veya bilmem ne yaptım. Ama sen kalkıp da en son çatacağın insan Zeynep Melisa olmalıydı. Melisa yalan konuşmaz. Buraya geldi. Alttan ne yaptı? Ben öyle bir şey demedim dedin. O zaman Fulya'ya. Naş. O yalancı Fulya. Geldi mi Melisa? Yanlış mı görüyorum arkadaşlar? Yok, bu Melisa değil. Değil Melisa değil. Şu an benim burada konuşmalarım mantıklı olduğundan dolayı ben buradayım. Eğer bu vaktimi TikTok'ta harcamış olsaydım kesin herhalde bir 3.000-4.000 TL kazanırdım. Veya 1.000 TL veya 500 TL. Kimse de benim muhasebecim değildir. Ben kendim söylüyorum. Yani. Ama haksızlığa gelemiyorum. Değil. Anladım Linda. Melis olmadığını anladım.
Bilmiyorum, cevap geldi mi Melisa'dan? Yok yok, bizim Melisa değil canım. Vallahi siz kendiniz yanıp tutuşuyorsunuz. Sibel Baysal'a, Şengül ablaya. Fanta nasıl içilir? Aa, Fanta'nın dibi kalmış. E bir gönderin şöyle yemek sepetinden, getir götürden. Bir gönderin efendim, Fanta gönderin. Ama yani gönderecekseniz 2-3 tane 2,5 litrelik gönderin. Domates de gönderin. Yarım kilo da biber. Tabii ben de burada size hizmet ediyorum. Yeri geliyor şarkı söylüyorum. Yeri geliyor dobraları konuşuyorum. Bu saate ben nasıl gideyim markete? Ha, 2 saat önce gidemedim. Kar yağıyor Ankara'da. Et mi istedim? Kuşbaşı mı istedim? Koyun mu kesin dedim? Kuzu mu kesin dedim? Ha? Hele ne? Uyuyor musun? Gözlerin yaşıyla yavrum büyüyor musun? Büyüyor musun? Yandı yürek ateş koru. Yanmam artık deri deri, kapanır aşk defteri, gelmesen gelme. Alttan mı delik dönüyor bakalım efendim. Bu kimmiş ya? Aa. Ayol Roy sevilmeyecek bir insan mı? Hakkında burada yazıyorsun bak. Ne kadar seveni var. Harbi. Dobra. Kim bu ya? Çıkartmayın, çıkartmayın. Boş ver, engelemeyin, dursun. Sen sevmeyebilirsin ama yani Sibel Baysal ön marka, bir marka. Roy da öyle. Sen sevmesen de olur, sevme. Hatta sevsen dahi sevme. Boş ver, o seni sev... Evet efendim. Kimi kimini sever, kimi kimini sevmez. Ama buraya gelip de Sibel Baysal adını kullanmayın. Ve artı sevdiğinizi, sevmediğinizi burada lanse etmeyin.
Sosyal medya ne için kurulmuş? Herkes özgürce yayın açabilir. Gidin yayın açın. Kimseyi de burada yüksek miktarda, yüksek rakamda izlenen bir Sibel Baysal'a gelip de buradan prim kasıp kimse kimseyi de dur şu hemşerimi başa tutturayım. Hemşerim benim Mardinli. Şu an Almanya'da yaşıyor. Nürcan. Prim kasmak prim kasın. Ama kötülükle gelmeyin. Mesela ben Nurcan'la kötüyüm. Ben gelin başka kaldırıyorum şeyi. Yorumu. Başa tutturduğumu. Bu şekilde hınçınız, kininiz ne varsa kendiniz yayın açıp kendi yayınınızda söyleyeceksiniz. Nurcan mı Linda? Olur mu kız? O kadar saygılı. O kadar saygılı. Kız benim Mardinli hemşerim. Şu an Almanya'da gurbetçi. Nurcan. Hatta ben Şengül abla bir yanlış anlaşılma olmuş aralarında. Bunu bloke etmiş. Ama neden dolayı sordum. Boş ver abla dedi. Anlatmak istemedi. Ben de üzerine düşmedim. Yani konunun üstüne düşmedim. Ki yani her yayına girer. Merhabalar der. Selam verir. Aleyküm selam. Ama ben fazla şey değilim öyle. Dedikodu seven, bilmem neyi seven. Yani... Sordum ona sadece. Yok abla öyle bir şey dedi. Aramızda olan bir şey dedi. O beni engelledi dedi. Bilemem. İçeriğini bilemiyorum. O yüzden. Ama saygılı benim hemşerim. Mardinli Nurcan. Aynı zamanda şu an gurbet ellerde. Deutschland, Almanya'da efendim. İkamet ediyor. Müsaadenizle efendim biraz sesi kapatacağım. Ondan sonra çeşmenin sesini açacağım. Geliyorum. Nerede Şengül?
Hayır, su aldım geldim. Onun da mı hesabını soruyorsunuz? Su aldım geldim efendim. Boşalmış. Su aldım geldim. Burada mı? Geldi mi Nurcan? Dur. Senin aranı da yapacağım. İnşallah yaparım Şengül'le. Ha vallahi gelmiş Şengül. Buradaymış. Bir şeye gönderdi. Yayın açmadım. 9 tane benim gitti orada. Olmadı mı? Dur tekrar. Deneyelim. Sabaha kadar Şengül'le dans. Devam yine. Oldu mu? Yine mi olmadı? Dur bir daha deneyeceğim. Çünkü Şengül'ün açıklamaları dur bir daha deneyeceğim. Yok benim sürem bittikten sonra zaten ben Şengül'ü bekliyordum. Sibel'in midesi sünger. Öyle mi? O yüzden mi çok bulaşık yıkıyorum elimle? Hı? Olan Şengül gelecek diye o kadar düşeceğinizden korkuyorsunuz ki. İstisna olarak da. Tekrar denedim. Kabul etsen artık Şengo. Zaten 10 dakika mı ne kaldı? Açıyor musun? Onu yaz o zaman. Açıyorsun. Ben sana geleceğim. Yazdaki açıyorum. Alttan o şeyi görmeden yok. Şengül bana diyecek ki ne? Evet açıyorum. Niye Şengül'le yapmayayım? Niye Şengül? Ben Şengül'ü mü dedim? Hayır. Sabaha kadar Şengül gibi sen mi benim kahrımı çekiyorsun? He? Ne oldu? Buraya gel Şengül. Bir iki kelime konuş. Ha tamam gel o zaman. 5 dakikaya kadar bakayım süreme. Ha ben de zaten bekliyordum. Senin yüzünden de 9 tane benim gitti. Seni beklerken. Gel Şengül. Madileşme bunu YouTube kanalıma atayım. Bakalım ne diyecek. Ha. 5 dakika diyorum. Açacağım diyorum. 5 dakikaya açacağım. Az bir şey işim var. Tamam. Şimdi bu Fulya. Fulya'yı sen o gün dün değil ben size günü ya o video duruyor YouTube kanalımda. Şengül'ün Zeynep'e işte laf ettiği yani haklı yere. Şengül çok güzel bir analizci bir kadın. Tamam mı?
Ben Şengül'ü almayacağım demedim ki. Niye alttan yazıyorsun sen kardeşim? İşime gelin. Alırım dedim, işime gelmeyeni almam dedim. Ha Şengül, ben sana geldiğimde bak, Fulya var ya, ikimize kamyonet tutmuş ya, eşyaları gönderiyor. Gidiyor Zeynep'e, diyor ki ne Şengül'e diyor, ne de bilmem ne. Başkaları da bunu gönderiyor şeye. Herhalde Zeynep. Sen de varsın orada. Paylaşımda. Paparonhaneye. Ne diyorsun, bir şey anlamadım ki. Bir kere Şengül iyi bilir. Ben burada oturup, benim yerim ya burasıdır, stüdyo, ya da burasıdır. Senin yüzünden de ben 10 tane, 9 tane win kaybettim. Senin canın sağ olsun kız. Seni beklerken. Markete gideceğim dedi. Acaba dedim markette Bengül'e karizma oldu. Eyvah, elimden mi aldı? Ben Uğur'un yayınındaydım. Hasta çocuğa destek yayınındaydım. Sonra Aklım dedim bana. komşudaydım. Ha, evet, ben de gelecektim. Bana da yazdı. Buradan birkaç kişi, ama olsun, şey olur Şengül. Gene o çocuk, işte rahatsız olan çocuk, ben sana katılacağım ya, oraya gelirler yani. Ben Fulya, dörtte değil sekizde oynuyorsun da başaramıyorsun. Başaramıyorsun. Aa, demek Zeynep, sen ağzına kuşarla kıyordu. Şimdi Zeynep iyi mi oldu? Senin nazarında. He? Zeynep'le birlik mi oldular gene? Anlamadım ki ne olduğunu. Boş ver ya, ama bıktım artık bunlardan. Pislik insanlardan bıktım artık. Vallahi Ben bıktım. Yeter ya. dostum sandım, elinden oy. Efendim. Sohbetim sunmayı dönemem gayrı. Ben bıktım o sandım, elin dilinden oy. Terk ettim istikramı, dönemem gayrı. Ay, çekemiyorlar ki. Çatla geber geber, çatla geber geber. Anam, iyilik yapıyoruz, ona bile kulp buluyorlar mahsustan. İyilik yapıyoruz, ona bile suç atıyorlar. Bunlar kim ya? Bu pislikler kim ya? Bu pislikler kim? Gel karşıma, pek hesaplan konuşma. Ayazma alttan, pislik hadisi. Ne mecburiyetim var? Kahpeler, ne mecburiyetim var? Madelik ablacığım. Mecburiyetim var? Paramın düşmanı mıyım? Param cebimde durur. Ne mecburiyetim var? Tamam, madelik Atacağım. alıkmadan şey yap. Zaten az süren kaldı. Sen açarsın, ben sana geleceğim. İki tane az bulaşığım var. Çay hazırladım. Açacağım canım, açacağım. Kahveler ya. Şengül, herkese madilik yapıyorsun. Şu Melda Cuan'ı engeller misin? Bu kahvenin önde gideni. Kim bilir hangi kahve bu? Şu Melda Cuan'ı engelle. Ben sana diyorum ki bu Ama pislikleri engelle. sen yani madelik alıkma, az süren kaldı. YouTube kanalıma yükleyeceğim bunu. Sana geldiğinde şey yap. Ağzı şerefsize bak. Tanıma mekan Ben madilik yapıyorum ne diyor. diyorum? Lakin, efendim, Şengül Hanım bulaşık yıkıyor, bir yandan da yemek yapıyor. Onun sesi geliyor. Alıkma madelik kız, az kaldı zaten. Sen bana kurban Ha, ol be, pislik bugün hadisi. menüde ne var? Menüde ne var Şengül Hanım? Menüde mi?
Evet, beni de. Her şey var aşkım, her şey. Aa, derdine balık var mı? Her şey var, her şey. Olmaz mı? Canlar gelmiş. Gülnihal, onu Şengül hanımefendinin programında konuşalım. Olabilir, olabilir. Çünkü Roy her zaman, bak Şengül'le de arası bozuk ama hiçbir zaman için bana Roy demedi ki Şengül'le konuşma diye Roy. Öyle bir delikanlı bir çocuk. Öyle bir delikanlı. Çünkü kutsallık yok içinde. Hainlik yok içinde. Demedi. Demedi. Allah yukarıda. Demedi. Kim demedi değiştiler? Cemalerde çay demliyor efendim. Çay tüketildi. Yo, Roy asla. Asla asla. Yemin ederim. Şengül'le ters düşebilir, edebilir ama her zaman söyler. Şengül'den ayrılma. O seni idare ediyor. Sen onunla ikiniz birbirinize yayınlarda, videolarda yakışıyorsunuz diyen Roy. Şimdi Roy'la Şengül'ün arası limoni diye ben kalkıp da ne Roy hakkında konuşabilirim, ne Şengül hakkında. Ama sen kimsin ki Fulya? Bir de önemli açıklamalarım olacak efendim. Melisa'yla Zeynep hakkında, o da Şengül'ün, ben videoma son veriyorum efendim. Şengo, atıyorsun. Çünkü Melisa da yalan konuşmayacağını biliyorsun, değil mi? Evet. Ha. Bakalım. Kayıtlar da bende. Hadi öpüyorum. Şengül sen aç, ben geliyorum. Tamam.